Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere etli nohut yemeği tarifimle geldim. Şimdi soğanlarımı güzelce sotuluyorum. Soğanlarımı sotuldukten sonra etimi koyacağım. Önce bir soğanlarımı şöyle bir sotuluyorum. Nohudumu haşladım akşamdan arkadaşlar. Etimi de güzelce haşladım. Çok güzel sotlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sararmaya başladı. Soğanlarım şu an sararmaya başladı. Rengini aldı. İki dakikada soğanlarım sotelendi. Şimdi soğanlarımla etimi de güzelce sotelayacağım. Böyle soğanımın kokusu et yerinde işlesin. Mis gibi. Bakın bu arada bana yık arkadaşlar. Sadece haşladım. ₺500. Dakikada etimle soğanımı birlikte sotelayacağım. Biraz da ocağımın altını açıyorum. Bir yemek kaşığı domates salçasını koydum. Yarım yemek kaşığı biber salçası koydum. Sadece kavuracağım arkadaşlar şimdi. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Sıcak suyumu koyacağım. Şimdi sıcak suyumu koydum.
Biraz kaynamaya bırakacağım. Zaten suyum kaynaktı. Birazcık da tenceremde kaynamasını bekleyeceğim. Biraz karabiber. Arkadaşlar biraz tuz. Benim çocuklar pek tuzlu yemezler. Bunu fazla koymayacağım. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Daha sonra nohutlarımı koyacağım arkadaşlar. Şimdi etimle soğanlarım güzelce kaynıyor. Soğanların güzelce erisip diri kalmasın içinde. O yüzden böyle suyuyla etiyle kaynatıyorum arkadaşlar. Soğanlarım biraz daha pişsin diye. Çok güzel. Evet. Bir de küçük doğradım. Çok fazla büyük doğramadım arkadaşlar soğanlarımı. Hemen pişecektir. Bir 5 dakika. Böyle kaynatacağım. Şimdi arkadaşlar şu haşladığım nohutlarımı bırakıyorum bunun içine. Karıştıracağım. Fazla sulu yapmayacağım. Ama birazcık daha su ilave edeceğim arkadaşlar. Ki hepsi bir güzelce pişsin. Bakın. Harika oldu arkadaşlar. Etli nohut yemeği bayılırım ben. Etli nohut yemeğini çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha su ilave edeceğim. Şimdi biraz daha suyumu ilave ettim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. 10-15 dakika pişmeye bırakacağım. Sonunda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, etli nohut yemeğim pişti. Yiyecek olan, deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem. Şöyle yakından da göstereyim. Hoşçakalın.